renkteki renk cümbüşlerinin hamleleri sırası bittikten tamamladım. Sonra artık oynayacak bir hamlemiz yoksa en sonunda en çok bu hiçbir anlam ifade etmiyor. 0 puan aldım. İki tane mavi yiyebilirim. Şu an benim pullarım olmadığı için renk ayrımı yapmıyorum. Her pul. Evet, 1-2 hatta 3 tane taşı Muhammed aldı. Çok güzel bir hamle yapmış oldu. Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle Skipiti oyunumuzu tanıtmaya geldik. Biz bu oyunu öğrencilerimizle zevkli bir şekilde oynuyoruz. Bunun kutu açılımını yapacağız. Oyun nasıl oynanıyor beraber bunun tanıtımını yapmış olacağız. Aslında Skipiti bildiğimiz Türk damasının renkli ve birden çok kişiyle oynanan hali. Bu oyun değerli arkadaşlarım 2 ile 4 kişi arasında oynanan bir oyundur. 4'e kadar oynanabiliyor ve bu yüzden de aslında sınıfta oynayabileceğimiz güzel oyunlardan biri. Benim öğrencilerim de 4 kişi olarak bu oyunu oynuyorlar. Kutu açılımını yapacak olursak beraber şu şekilde katlanmış halde bir oyun tahtamızı çıktığını göreceksiniz. Bunun üstünde çeşitli renklerde karelerimiz mevcut. Bu kareleri bize birazdan çıkacak olan pullarımızı rastgele şekilde dağıtımını yapacağız. Gördüğünüz gibi pullarımız da burada. Kutumuzu ayrı bir yere koyalım. Seyircimi ayrı bir yere koyalım. Tahtamızı nereye geldi önemli değil değerli dostlar. Bu şekilde tahtamızı koyuyoruz. Sadece dizdiğimizde şu ortadaki 4 tane yer boş bir şekilde kalması gerekiyor. Önemli olan yer burası. Şu ortadaki 4 tane pul yeri boş kalması gerekiyor. İsterseniz pullarımızı biz dizelim. Beraber hamleleri görelim. Aynı Türk damasındaki gibi hamlelerimiz var. Kurallara gelmeden önce. Türk damasındaki gibi eğer atlayacağımız, yiyeceğimiz taşın arkası boşsa o taşı atlayarak yiyebiliyoruz. O taşın arkası boş ve burada bir taş var. Bu taşın da arkası boş. Bu şekilde 3 tane, 4 tane taş yiyebiliyoruz. Oyun şu şekilde başlıyor. Rastgele birinden başlayacak. Bunun kararını siz yazı tura atarak da belirleyebilirsiniz veya rastgele başlayabilirsiniz. Başladıktan sonra saat yönünde sırayla herkese oyun sırası geliyor. Alabildiğimiz kadar taşlarımızı alıyoruz. En son oyun sahamızda taşlar artabilir. Önemli olan bizlerin buradaki oyun kuralında buradaki renkteki renk cümbüşlerini sırasıyla tamamladığımızda bir sayı almış oluyoruz. Çocuklar bakın biz de bir hatırlayalım. Bir kırmızı aldık, bir turuncu aldık, bir sarı, bir yeşil, bir mavi. Bunlardan bir seriyi tamamladığımızda sayımız 1 oluyor. İkinci seriyi tamamladıysak 2 puanımız oluyor. 3 seriyi tamamladıysak 3 puanımız oluyor. Tüm taşlar yani hamleler bittikten sonra artık oynayacak bir hamlemiz yoksa en sonunda en çok bu renk cümbüşünü tamamlayanlar sayı olarak tamamlayanlar oyunu kazanmış oluyor. Yani siz burada isterseniz 10 tane yeşil toplayın ama bunlardan yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor. 0 puan almış oluyorsunuz. Hepsinden birer tane olursa oyunumuzda puan almış oluyorsunuz. Bir de önemli olan şu, burada alırken o zaman biz neye bakmamız lazım? Bize neler lazımsa aslında onlara da bakmamız lazım. Yani ne kadar çok taş toplamaktan ziyade hangi renkler bana lazım, hangi renkler işimi görüyor, bunlara dikkat ederek bu oyunu icra etmemiz gerekiyor. Pullarımızı rastgele dizsek de olur. Buradaki renkler önemli değildir. Rastgele diziyoruz. Sadece ortadaki kare olan bölüm boş kalacak. Şimdi ben öğrencilerimle birlikte dizeceğim. Gel Fethullah, gel Seyit. Muhammed gel, dizelim. Kamerayı ellemeden dizelim çocuklar. Hadi bakalım. Her kareye bir tane pul koyuyoruz. Renkler önemli değil. Evet, şöyle bir duralım bakalım hangi karelerimiz boş kalacaktı, koyduk koymadık. Şöyle bir bakalım, bazı karelerde kaymalar olmuş. Ortaya koymuyoruz dedik, fazla olanlar bana verebilirsiniz. Evet, şöyle bakalım. Her kareye bir tane pul gelecek şekilde dizim yapıyoruz. Evet, artan pullarımızı geri poşetimizin içine koyduk. Biz şöyle 4 kişi olacak şekilde oynayalım. Seyit sen buradaki oyun oyna. Muhammed sen orayı oyna. Hüseyin sen de burayı oyna. Ben de buradaki pulları oynayayım. Oyunumuzun başlangıcını Seyit sen yap.
Oradan atlayamazsın. Arkası boş olması lazım ha. Çok güzel. Bakın buradan buraya atladı. Arkası boştu. Bu taşı yemiş oldu. Şu an sıra saat yönünde ilerliyoruz. Muhammed de. Muhammed de bu renk taşı aldı ve renk taşının olduğu kareye, yuvarlak daireye pulunu koymuş oldu. Hüseyin sen de sıra. Evet sen de aldın. Şimdi sıra bende. Bakın şurada yeşille başladığımda bir iki tane böyle taşıyabilirim. Yeşil ve sarıyı yiyebilirim istersem ya da bir iki tane mavi yiyebilirim. Şu an benim pullarım olmadığı için renk ayrımı yapmıyorum. Her pul benim işimi görür. Ama ben hepsinden birer tane olması için ve karşıdaki hamle yaptığımda ben şuraya geldiğimde diğerleri de buradan çok taş alabileceği için şu şekilde bir hamle yapıyorum. Ama burada da yine aynı şekilde bakın diğer hamle doğacak ama olsun. İki maviyi aldım. Seyit sen de. Seyit buraya geldin bunu da yiyebilirsin. Arkası boştu. Evet. Muhammed. Evet 1-2 hatta 3 tane taşı Muhammed aldı. Çok güzel bir hamle yapmış oldu. Şimdi oyun bu şekilde devam ediyor değerli dostlar. Oyundaki önemli nokta şu. Ben isterseniz Muhammed'in pulunu da göstermek istiyorum size şu şekilde görünür halde. Bakın Muhammed 2 tane sarı, 1 tane yeşil aldı. Şu şekilde eğer taşlarını bakın şu şekilde taşlarını şu şekilde aldığında bir sayı almış oluyor. Bunların üstüne bir tane daha birer tane daha koyduğunda iki sayı almış oluyor. Üç tane daha birer tane daha koyduğunda üç sayı ulaşmış oluyor. Biz oyun bitiminde en çok bu renk cümüşlerini tamamlayan kişilerin oyunu kazanmış olarak sayıyoruz. Aynı zamanda şurada artık hamle sayısı kalmadığında oyunu bitiriyoruz. Burada taş artabilir. Oyunumuzu oynarız, hamleleri oynarız ve en son artık alınmayan taşlar kalabilir. Buna da dikkat edelim. Evet, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram adresimiz Muallim Berat. Oradan bizleri takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.